Merhaba arkadaşlar, ben Nebahat Güngör. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamsi bulama yaptık. Fırında balık veya diğer adıyla. Evet arkadaşlar, daha buharı üstünde. Çok güzel kıvamı, tadı lezzetli oldu. Altına bir kat patates, yeşilliği, sebzesi ve üstüne balık ve limonla domatesle süsledik. Kanalıma abone değilseniz abonelik, like ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz yeşil biber, patates, soğan, domates, kırmızı biber ve yeşil biber, maydanoz ve hamsi balığımız. Yanında ayrıyetten tuz, yağ ve baharatlar. Şimdi bunların yapım aşamasına geçelim. Evet, ilk önce aslında maydanozu doğrayalım. Çünkü maydanoz sonra sapları elimize dolaşıyor ya. Maydanozu ister leğene isterseniz geniş bir kaba maydanozlarımızı alalım. Küçük bıçakla daha rahat yapıyorum. Maydanozlarımızı doğrayalım. Çünkü maydanozdan sonra elimize böyle yapışıyor ya. Evet, sıra ağlamaya geldi. Soğanlarımızı doğrayalım. Çok küçük değil. Çünkü ağza gelecek şekilde erimesin, içinde kaybolmasın. Soğanlarımızı doğru. Arkadaşlar, soğanı doğrarken elimize parçalanıyor ya. Soğanın bu kısmını oradan bu elimize tutarsak, buradan doğrarsak elimize dağılmıyor. Ama buradan da yaparsak mesela bak. Buradan tutuyoruz ya dağılmaması için. Şuradan başlarsak elimizde dağılıyor. Çabucak kopmaya çalışıyor. Bu dağılmadı. Bu sert bir soğan ama dağılıyor. Soğanlarımızı da doğrayalım. Soğan ne kadar bol olursa o kadar güzel. İsteyen şeyi de yapabilir. Şöyle de yapabiliriz. İri iri de yuvarlak da kesebiliriz. Hatta böyle birkaç tane yuvarla üstüne süs olarak da koyabiliriz. Bu birkaç tanesi öyle olsun. Üstüne koymak için. İlerleyen şeylerde yine şeyi doğrayacağım. Kırmızı biberimizi de doğrayalım. Kırmızı biber, közlenmiş biberler her yemeğe yakışıyor. Hem yemeğe renk de katıyor. Ne çok ufak ne çok büyük. Kırmızı biberlerimizi doğradık. Şimdi yeşil biberlerimize geçtik. Ben çekirdeklerini her zaman biberlerin alıyorum. Bazen çok aşırı acı oluyor. En azından acısını biraz da hafifletiyor. Normalde zaten acı seven bir insanım aslında.
Ama biberlerin çekirdekleri sonra mide rahatsız olunca daha çok rahatsızlık veriyor. Mide rahatsız oldu hani acıyı yedim halde ama onu çıkartıyorum. Yeşil biberlerimizi de hepsini doğrayalım. Yeşil biberlerimizi doğradık. Kırmızı biberimizi doğradık. Geri kalan soğanımızı doğrayalım. Soğan ne kadar bol olursa yeşilliği daha güzel oluyor. Şimdi de domateslerimizi doğrayalım. Domatesler hem içinde sulanacak yemeğin pişmesinde. İçine bir miktar su atacağım çünkü içinin tabanına patatesleri döşeyeceğim için mecburen birazcık su da atacağım içine. Balık kerni yağını da salacak, sulanacak. Domatesin suyu da var. Kış olduğu için domateslerin içleri. Geçen gün bir tane yedim. Bu aldığımız domateslerin içindeydi. Dışı öyle bir güzel kırmızıydı ki içi böyle çıktı. Sanki dıştan boyamışlar. Ve berbat, sanki limondu. Kış için domateslerimi yazın konserve yaptım. Onları kullanıyorum. Ama bazen mecburen domates yine alınıyor. Malum kışın. Şu an bu video ne zaman izlenecek artık bilmiyorum. Bugün 20 Şubat 2024. Video çekmekler aslında bir akıma da ilerisi için bir hatıra da oluyor. Ben hobi niyetine açtım zaten kanalı. YouTube sayesinde çok arkadaşlarım oldu. Evet, geri kalan domatesleri de doğrayayım. Şimdi arkadaşlar patatese sıra geldi. Bunun zeminine düşeceğim, altına. Kalınlığı size kalmış. Bir parmak kadar kalınlığını da kesebilirsiniz. İnce de kesebilirsiniz. Çok kalın olursa tabii biraz geç pişer. Bunları da bunların içine karıştırıyorum. Bunlar zeminine olacak. Bıçak küçük gelince bu sefer de böyle doğramak zorunda kalıyorum. Çok büyük bıçakla kesemiyorum. Evet, bunları da doğradık.
Evet, bundan sonra da arkadaşlar birkaç tane de sarımsak içine katıyorum. Sarımsaklarım benim buzlukta saklıyorum. Çabuk bozulmasın diye. Bazen de şeye koyuyorum. Yağın içine koyuyorum. Sarımsağı bazen almıyorum. Suyundan, yağından alarak sarımsak bir tat veriyor. Öyle de saklıyorum. Şimdi de pul biber ve kimyon içine katıyoruz. Baharatlar her zaman sizin damak tadınıza göre. Kimyon severseniz atın, sevmezseniz atmayın. Tuz. Damak tadınıza göre. Yağ. Yağını da attık. Bir miktar karabiber çekeceğim içine. Yağımızı da kattık, tuzumuzu kattık, karabiber, pul biber, kimyonu da kattık. Arkadaşlar isterseniz damak tadınıza göre kekik de atabilirsiniz ama kekik biraz tadı değiştiriyor. Sevenler oluyor, sevmeyen oluyor. O sizin damak tadınıza kalmış. Şimdi buna bir miktar da suyumuzu ilave edelim. Suyumuzu şimdi ilave edeyim. Çünkü haramlanacağız. Bir su bardağı kadar da su. İçinde patatesler pişsin diye. Evet. Şimdi bunları hepsini harmanlayalım. Karıştıralım. Bir güzel yedirelim. Patatesler isterseniz patatesleri atmasanız da olur. Yani patatesleri zemine döşeceksiniz ama böyle hep birlikte kaynaşsınlar. Bence daha güzel. Ben aslında şimdi video çekiyorum diye tepsiye koydum. Aslında ben hangi kabda yapacaksan kabın içine doğruyorum. Bütün yağ falan hepsi içinde kalsın diye. Video çekmek gerçekten bir sürü bulaşık çıkarttırıyor. Yani tek tek göstermek için. Normalde fırın tepsisine yapacaksan fırın tepsisine hepsini bunları doğruyorum. Patatesleri böyle sonra kenara çekiyorum. Patatesleri diziyorum. Mesela üstüne bir kat bundan sonra balığını falan. Öyle yapıyorum aslında. Ama video çekmek için yani bu keseden bulaşık çıkıyor habire. Evet, bunları da karıştırdık. Harmanladık. Evet, fırın kabını aldım. Geniş çukur bir yer. Şimdi bunları böyle diziyorum. Patateslerimi isterseniz fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Balınızın miktarına göre yerinizi ayarlayın. Rahmetli babam da balığı çok severdi. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize de. Evet, iyice altına döşeyelim. Kimi videolarda baktım. Ben yemek yaparken yaptığım şekilde bakıyorum. Bir de YouTube'dan bakıyorum. Arkadaşlar nasıl yapmışlar? Değişik bir tarif var mı? Sunumlarına da bakıyorum. Bakmıyorum diye bir şey yok. Değişik yani. Onlar altına kimi şey yapmışlar. Soğan döşemişler. O da olabilir. Kimi hiçbir şey koymamış. Evet, bir tane daha patatesimiz şurada kaldı. Evet, şimdi yeşilliğimizi üstüne dökelim.
Hamsilerimizi aldık. Hamsilerimi de ayrıca bir çay kaşığı kadar, 1,5 çay kaşığı kadar tuzladım. Şimdi yıkadım bunları. Ben bir de hamsilerimi ne yaptım? Ben balıklarını genelde hep kılçıklarını çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkardım kılçıklarını. Böyle yemesi daha kolay benim için. Çünkü balığı kızartırsam da böyle yapıyorum. Bazen tabakta yiyorum. Bazen hani dikenli de kılçıklı da yiyorum ama ekmek arası da yapıyorum. Daha kolay oluyor. Bir de çocuklar yerken. Evet, balığımızı da döşedik. Bir tane patatesim kalmış. Onu da şu aralarda sıyıralım. Şimdi bir üst katına yine biberlerimizi, domates sosumuzu, onu da döşeyelim. Suyu da böyle içine katalım. Bunu da üstünü kapatalım. Şimdi geri kalan balığımızı da ilave edelim. İsterseniz süsleme de yapabilirsiniz. İsterseniz sadece domatesler sos olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. İzmir'de akşam ezanı okunuyor, şu an başladı. Yemeğe bayağı bayağı geç kaldım. Kursa gittiğim için yemeği bazen gece bırakabiliyorum. Evet, balıklarımızı döşedikten sonra limonumuzu alıyoruz. Yıkadık. Şimdi limonları aralarına süs niyetine biraz da ekşiliğini versin diye diziyoruz. Domatesimizi de bir tane ortaya koyalım. O da suyunu salsın. Limon gibi domatesler de beyaz olmuş. Koyduğumuz soğanları da böyle göbeğine ortasına koysak da olur. Zaten içinde yeterince soğanımız var. Ya da şöyle yapsak da olur. Yine araları katalım. Şunu da arasına katalım. Sonuçta yenilecek. Evet, şimdi bunu limonumuza da yapayım. Ben limonları hep balıkların üstünden, limonlarını, yeşilliklerini, domates, patateslerini seviyor. Balığın iyicene suyunu çektirip altında patatesin kızarması çok güzel oluyor. Sulu isterseniz sulu da bırakabilirsiniz. O size kalmış. Yani patates pişirecek şekilde pişirin. Şimdi bunu arkadaşlar, herkesin fırın ayarı farklıdır. Fırına üstü kızarıncaya kadar şöyle kenardan bir yerden de alırız, bakarız. Patatesi pişmiş mi pişmiş mi diye kontrollü bir şekilde pişirelim. Bir de arkadaşlar, ben bazen fırında yapmıyorum bunu. Normal yoğurt tepsileri oluyor ya, eski. Şimdi plastik yapıyorlar da. Alüminyum veya çelik değil aslında, alüminyumlardan
fırın tepsisi ya da onların içine ben aynı bu şekilde koyuyorum. Ocakta da pişirebiliyorsunuz bunu. Üstüne kapak yapacaksınız. Kapak yaptığınız zaman üstü de pişiyor buharıyla birlikte. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. İndirmenize yakın üstündeki kapağı kaldırırsınız. Buharı da gitsin. Üstü de o zaman biraz kızarıyor. Öyle de yapabilirsiniz. Fırında da pişirebilirsiniz. Ben bunu şimdi fırında koyacağım. Evet, fırında üstü kızarıncaya kadar altını da bakacağım, kontrol bir şekilde pişireyim. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Aa, sıcak dumanı üstünde. Patatesleri de güzel kızardı. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.